Merhaba arkadaşlar, yeniden karşınızdayım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere cep telefonumuzu webcam olarak nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili güzel bir video hazırladım sizlere. Arkadaşlar, cep telefonumuz ister Android olsun, isterse Apple'ın iPhone olsun, fark etmiyor. Her halükarda cep telefonumuzu bir webcam olarak ister OBS programında, ister Twitch programında, uygulamalarında, YouTube'da, istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sizlere 3 tane uygulama göstereceğim. Bu 3 uygulamada ben testini defalarca yaptım. Tabii ki bunlar ücretsiz uygulamalar. Yani sıkıntı yaşamayacağınız ve ekstra bir para vermeyeceğiniz bir uygulamalar. Bilindiği üzere uzaktan eğitim sistemi bütün ülkeye yayılmış durumda. Artık bütün eğitimlerimizi uzaktan eğitim yöntemiyle yapıyoruz. Hal böyle olunca da webcam bulma sıkıntısı olabiliyor ya da var ama fiyatları aşırı bir derecede yükselmiş durumdadır. Biz de ne yapalım? Webcam olacak, işte derslere girecek arkadaşlar. Derslerde webcam soru zorunluluğu olabiliyor ama bulamayabilirsiniz. Sizlerin sadece ihtiyacı olan bir bilgisayar. Bilgisayarda eğer ki masaüstü bilgisayarda webcam olmak zorunda olduğu için de cep telefonunu bir webcam olarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi fazla sözü uzatmadan sizlere sırasıyla uygulamaları nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız ve cep telefonumuzu nasıl webcam olarak aktif hale getireceğimizi göstereceğim. Hep beraber izliyoruz. Arkadaşlar, şimdi sırasıyla uygulamalarımızı kuracağız. 3 tane uygulama demiştim. EpocCam, IVCam, Iriun diye 3 tane uygulama var. Bu 3 uygulamayı şimdi sırasıyla nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit yapılması, hemen hızlı bir şekilde. Öncelikle şunları bir kapatmak istiyorum. Evet, şimdi ilk uygulamamızı ben IVCam olarak sizlere göstereceğim. IVCam. Ben IVCam'in web sayfasına giriyoruz, resmi sitesine. Resmi sitesine hemen adresi de e2esoft.com diye bir şey, açıklamaya linklerini koyacağımı söylemiştim. Açılan sayfada dostlar hemen şuradan Download for Windows diyoruz. Bunu tıklayıp bu uygulamayı kuruyoruz. Hemen çok basit bir şekilde kuruluyor. Ben daha önce kurduğum için tekrar kurmak istemiyorum. Bunu kurduktan sonra buraya kapatalım. Bunu kurduktan sonra uygulamayı çift tıklayarak açıyoruz. Uygulamamız da burada arkadaşlar. Bakın. Açtıktan sonra böyle bir ekran geliyor ve bana bu uygulamanın telefonun bağlanıp uygulamanın açılmasını istiyor. Tabii ki öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Ben daha önce gerçi kurdum ama iOS tarafından kurdum. Hemen şurada Apple Store'a girip arkadaşlar açıklamaya, arama yerine IVCam yazıyoruz ve şuradaki uygulamayı kuruyoruz. IVCam webcam diye bir uygulama. Ben daha önce kurduğum için kurmuyorum ve aç diyorum. Aç dedikten sonra telefona bağlantısını gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi kablosuz da bağlanabilirsiniz ama ben kabloyu da bağlamayı tercih ediyorum. Çünkü kabloda bağlantı hızı daha hızlı oluyor. Hemen şunu da aşağı doğru indirdim. Şimdi şu ekranıma iyi bakın dostlar. Hatta şu biraz daha yanaştırayım. Bu ekranda şimdi şuradaki görüntü arkadaşlar, hemen şu görüntü, küçük olan görüntü benim yukarıdaki webcam'im görüntüsü. Hemen IVCam'i de daha önce eklemiştim. Zaten buradan kaynaklardan görüntü, video yakalama ekliyorsunuz ve OBS kullananlar bilir. Bu sadece OBS için geçerli değildir. Uzaktan eğitimle ilgili Teams, işte Zoom gibi uygulamalarda da bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken tek şey webcam olarak hangi programı kurduysanız onun buradan adını çağıracaksınız. Ben IVCam'i kurdum, yani kurdum, adını da daha doğrusu video kurdum ve adını da IVCam olarak yaptım ve hemen şöyle tıklıyorum ve webcam'i, yani telefondaki webcam'i çağırıyorum. Bakın şu benim cep telefonum görüntüsü, yani bir webcam olarak yaptım. Bu da benim normal webcam'im arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Tabii ben telefonu biraz tam şöyle yerleştiremedim. Şöyle yerleştirirsem daha uygun olur. Evet, bu birinci uygulamamızdı bizim arkadaşlar. Şimdi ikinci uygulamamıza geçiyoruz. Hemen şunu şöyle kapatalım. İkinci uygulamamızın adı, hemen şuradan bir kapatalım arkadaşlar. Size nasıl yapılacağını göstermek bağlamında. İkinci uygulamamızın adı arkadaşlar, hemen şuradan bakalım. Iriun diye bir uygulama arkadaşlar. Iriun. Bunun da hemen hızlı bir şekilde web sayfasına girişini sağlıyoruz. Ve burada Webcam for Windows olarak tıklıyoruz ve uygulamayı kuruyoruz. Yani çok düşük miktarlı bir uygulama olduğu için hızlı şekilde kurabilirsiniz. Ben daha önce kurduğum için kurmayacağım. Linkleri açıklamaya atacağım arkadaşlar. Dostlar, hemen şurada Iriun Webcam diye uygulama var. Onu da Apple Store ya da Google Play, işte yani Android Store neyse adı, ona giriyorsunuz ve buradan da uygulamayı indiriyorsunuz cep telefonunuza. Ben daha önce indirdiğim için hemen hızlı bir şekilde sadece aç diyorum. Uygulama açılıyor. Ben hemen bir yandan da kablomu bağlıyorum. Zaten kabloyu bağlar bağlamaz gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde bağlantısı, yani şu ekranda zaten görüyorsunuz. Bakın şimdi buraya nasıl ekleyeceğiz? Bunu aşağı atalım. Iriun'da yine aynı şekilde şey ekleyerek video yakalama ekleyerek hemen buradan gösteriyoruz. Ben daha önce gösterdiğim için bunu tekrar yapmıyorum. Bakın cep telefonum, merhaba, ve benim webcam'im. İstediğiniz şekilde bunu ayarlayabilirsiniz, kesebilirsiniz, yan tarafa atabilirsiniz. Ben hani biraz daha hızlı olsun diye size böyle kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Evet dostlar, bu da ikinci uygulamamızdı. Evet, şimdi ise son uygulamamıza geçiyoruz hızlı bir şekilde. Dostlar, üçüncü uygulamamızın adı EpocCam diye bir uygulama. Şuradan ben hızlı bir şekilde linkini de size nasıl gireceğini göstereyim. Girdikten sonra yani adresi kinoni.com diye bir adres. Dediğim gibi açıklamaya bunları belirteceğim dostlar. Hemen şurada Get Starting Now diyoruz ve aşağı doğru inip Download Windows Driver diyoruz. Yapmamız gereken bu ufak bir dosya indirip hemen bunu hızlı bir şekilde kuruyoruz. Kurduktan sonra burayı kapatıyoruz. Ve uygulamamız şurada EpocCam diye uygulama. Hemen telefonumuza da hemen şöyle gösteriyorum size. Ben daha önce buldum hızlı olsun diye. EpocCam diye uygulamayı buluyoruz ve indiriyoruz. Ben daha önce kurduğum için sadece aç diyorum. Ücretli uygulamaları da isterseniz alabilirsiniz tabii. Yani beğenirseniz o size kalmış bir durum. Şimdi webcam'imi bu tarafa doğru aldım. Hemen şurada dediğim gibi bazen bayağı bir reklam çıkabiliyor uygulamalarda. Bu da tabii ki ücretsiz olmasından kaynaklanan bir durum. Evet, ben daha önce EpocCam'i buraya eklemiştim. Hemen şöyle gösteriyorum. EpocCam'i buraya eklemiştim. Hatta şöyle biraz büyüteyim de daha iyi görülsün. Evet, şu cep telefonu, bu da webcam'im. Normal webcam'im. Yani şurada uygulamamı da indirdim. Yani buraya ekledim daha doğrusu. Peki bunu nasıl yapacağız diyebilirsiniz. Arkadaşlar istiyorsanız hemen en son uygulamada bundan göstereyim. Her üç uygulamada da aynı mantığı yürütüyorsunuz. Aynı işlemi yapıyorsunuz. Hiçbir farklılık, değişiklik söz konusu değildir. Şunu kapat, şunu silelim. Evet, şuradan artıya basıyorum. Video yakalama cihazı diyorum. Tabii bu yaptığım OBS için geçerli. Diğer işte uzaktan eğitim kullandığınız, uzaktan eğitim için kullandığınız uygulama, program her neyse onda da normal adı neyse seçeceksiniz. Epoc kullanıyorsanız EpocCam diye, Iriun diyorsanız Iriun diyorsunuz, IVCam diyorsanız IVCam, oradan sadece seçiyorsunuz. Ben bunun ismini buradan EpocCam diye değiştirdim ve kaynak ekle dedim. Bu gelen ekranda zaten OBS kullanan arkadaşlar bilir. Buradan sadece hemen şuradan EpocCam kamerayı seçiyoruz ve gördüğünüz üzere ve bitti diyorum ve gördüğünüz üzere hemen hızlı bir şekilde kamerayı da aktif hale getirdim. Yani cep telefonumuzu webcam haline getirdik arkadaşlar. Yani burada iki tane cam. Yani isterseniz tabii ki bu OBS uygulaması daha çok işte video kayıt amaçlı kullanıldığı için oyunlarda olsun ya da eğitim amaçlı bir video çekecekseniz işte YouTube, Twitch gibi sayfaları. Bunu zaten çok kullanılan o bir uygulama olduğu için herkes bunu bilir. Ama işte çoğu arkadaşın cep telefonu webcam'i iyi olmayabilir ya da hiç olmayabilir. Hatta ben internette de çok görüyorum. Ya bununla ilgili işte adam bir şey çekiyor ama maalesef kendisini, yani benim şurada sizin beni gördüğünüz gibi kendini gösteremiyor. Webcam'i olmadığından kaynaklı bir durum söz konusu. Cep telefonuyla bu işi rahatlıkla, bakın yani kalitesi de gayet güzel. Burada da dediğim gibi mesela aşağıda bir isim geliyor. Hemen şuraya gelip hops, bunu kesebiliyoruz. Yani bu gayet de kaliteli bir görüntü söz konusu oluyor arkadaşlar. Dostlar, yani sizlere kolaylık bağlamında amaçlı 3 tane uygulama tanıtmaya çalıştım. Üçü de ücretsiz, üçü de rahat kullanılıyor. Bazen çalışma sıkıntısı olabiliyor. Tabii ki ücretsiz bir uygulama olduğu için bu uygulamalar, öyle söyleyeyim. Yani ücretsiz uygulamalarda pek fazla randımanlı çalışmadığını biliriz. Bu sadece bu uygulama için değil, birçok uygulama için böyle olabilir. Ya da kısıtlıdır, trial'dır, yani deneme sürümüdür, eksiktir. Der ki işte bu ücretsiz ama daha iyi görüntü alabilmeniz için işte şu kadar para yatırın, size orijinal full versiyonu verelim, indirin ve bunu daha kullanın diyebiliyorlar. Bu zaten bilinen bir durum. Paranız varsa hoşunuza hangisi gittiyse de onu alabilirsiniz. Ben bu 3 uygulamayı 2 gün boyunca denedim. Bayağı bir denedim. Bazen şey yaptı, böyle kesinti yaptı, yani attı. Bunun sebebi ise ben 3 uygulama denediğim için bir uygulama açıp diğer uygulamayı, bir uygulama açıp test edip sonra ikinci uygulamaya geçtiğimiz zaman böyle ilk açtığım uygulamayı sonlandırmadan yaptığım için çakışabiliyor uygulamalar. O yüzden siz sadece bir uygulama indirin. Hangisini beğendiyseniz onu indirin, işte videomdan siz karar verin. Ben size şu iyidir, şu kötüdür diyemem. Buna karar verecekler yine sizsiniz. Üçü de aynı görev yapıyor sonuç itibariyle. Ama EpocCam çok reklam çıkıyor. En son gösterdiğim. Birden pat diye reklam çıkabiliyor ana ekran telefonunuza. Bu sıkıntı tabii ki. Ama onun dışında kalitesi de gayet güzel. Yani akışlı da çok güzel EpocCam'in. IVCam biraz daha kesinti, yani senkronda bir sıkıntı gördüm ben. Pardon, Iriun'da biraz kesinti var. Senkronda sıkıntı var. IVCam de güzel. Ama dediğim gibi üçünde de eksiği de artığı da mevcut. Kararı verecek siz dersiniz. Ben elimden geldiği kadar sizlere güzel bir ne bileyim işte uzaktan eğitim sistemlerinde, işte artık bundan sonra biliyorsunuz dersler evde oluyor. İnternet üzerinden oluyor. Evinizde bilgisayar varsa, masaüstü bilgisayar varsa, webcam'iniz yoksa bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Veya webcam'iniz vardır, çok eski bir webcam'dir, görüntüsü kalitesi kötüdür. Bu şekilde bir yöntemle uygulayabilirsiniz. Bunun bir avantajı da var. Cep telefonunu eğer kablolu yaparsanız, kabloya bağlarsanız şarjı da bitmez. Bir yandan şarj eder bilgisayardan, bir yandan da siz işleminizi yapabilirsiniz. Yani webcam olarak kullanabilirsiniz. Her neyse, ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Dostlar, umarım iyi bir video olmuştur. Açıklamada soracaklarınız varsa sorabilirsiniz. Abone olun, like atın ve paylaşın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.